Hop. Dikkat et bari, dikkat et. Ne yapıyorsun sen böyle ayakta? Tamam, asansörde harika bir iş yapıp hayat kurtardın ama böyle olmaz. Senin odana gidip dinlenmen lazım, hadi. Hocam, siz az önce beni övdünüz mü? Niye şaşırdın ki? Hatırlarsan sana yıllar önce de söylemiştim. Eğer kendin olursan başaramayacağın şey yok. Ben böyle düşündüğünüzü bilseydim, o geçen yıllarım çok daha mutlu geçerdi. Önünde uzun yıllar olduğunu düşünecek olursak hiçbir şey için geç değil Bahar. Hocam bu arada Mehmet'in ameliyatı nasıl geçti? Babam devraldı mı? Baban mı? Evet. Sizden sonra babam devralacakmış. Öyle duydum, o yüzden soruyorum. Öyle mi? Ne oluyor ya? Her kapatma işlemi sonrası böyle kontrole gelecek misin? Onun için gelmedim. Merak etme, her şey normal. Şimdi genel cerrahi derler. Güzel. Sizin ne işiniz var burada? Pardon? Mehmet'in ameliyatına giremezsiniz. Neden şu an? Siz nedenini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ali Bey, ekibinizdeki doktorların saygı problemi var. İlgilenseniz iyi olur. İzin vermiyorum. Ne demek izin vermiyorum? Eylül! Sınırı ikinci kez aşıyorsun. Sen benim doktorluğumu sorgulayacak kıdemde değilsin. Özür dileriz. Sinan Bey haklı. Gel benimle. Ya bırakır mısın? Sen benim adıma niye özür diliyorsun? Çünkü sen benim asistanımsın Eylül ve hata yaptın. Ameliyatı durduracağım. Girmesine izin vermeyeceğim. Eylül, saçmalama. Sakin ol. Üzüntüden mantıklı düşünemiyorsun. Sakin ol. Ya bu adam benim babaannem. Sessiz ol. Sessiz ol. Burası yeri değil. Gel. Bırakır mısın? İzin vermiyorum girmesine. Eylül. Ya Mehmet'e de bir şey olursa? Olmayacak Eylül. Bir şey olmayacak. Tamam mı? Bir şey olmayacak. Rahatla biraz. Tamam mı? Rahatla. Bir şey olmayacak. Bu ameliyat güzel bir şekilde bitecek. Yürü. Ya bırak, izin vermiyorum. Ali Asaf. Çok geçmiş olsun tekrar. Her şey için çok teşekkürler. Görevim. Ali Asaf. Bahar'la neden evlenmek istemediğini şimdi anladım. Oğlum, kıza nasıl baktığını gördüm. Gayet güzel, tatlı bir kız. Ameliyatında altından kalktığına göre demek ki bayağı başarılı. Öyledir. Sakinleşene kadar bırakmayacağım Eylül. Ya beni burada tutamazsın. Tuttum bile. O adam benim babaannemi ameliyatta öldürdü. Şimdi de Mehmet'in ameliyatında. Bundan daha kötü ne olabilir? Eylül, bir sakin ol artık. Sakin. Lütfen bir rahatla. Bak, iyi düşün, iyi olsun, tamam mı? Rahatla. Bir şey olmayacak. Lütfen. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Ameliyat bitmek üzereymiş. Her şey yolunda görünüyor. Endişelenme artık. Rahatla lütfen. Bu yaptığın çok çocukça. Öyle mi? Çocuk olmak iyidir. Herkes için değil. Ben çocukluğa dair her şeyden nefret ederim. Yapma Eylül. Ya bu kadar sert konuşma. Az da olsa senin de güzel günlerin olmuştur herhalde. Olmadı. Nasıl olmadı ya? Ya senin çok sevdiğin bir oyuncağın olmadı mı hiç? Ne bileyim, hiç Luna Park'a da mı gitmedin? Çarpışan otolara da mı binmedin? Ya da saklambaç da mı oynamadın? Hı? Ya pamuk şeker yemedin mi sen hiç?
O her çocuğu gülümseten pamuk şeker var ya. Benim çocukluğumun bitişini hatırlatıyor sadece. Nasıl? Çalışkan kızımın en sevdiği şeyi aldım. Yaşasın pembe bulutlar. Evet, pembe bulutlar. Teşekkür ederim anneciğim. Beraber yiyelim bulutları ama seninle bölüşebilirim. Hayır, onlar senin. Ben biraz uyumak istiyorum. İyi geceler anneciğim. Öyle konuşarak çözülecek bir şey değil yani. Ben seni üzmek istememiştim. Kusura bakma. Üzülmem zaten, boşver. Sen bana kaza sırasında bir şey diyecektin. Aramıştın. Neydi o? Onu da sen boş ver. Sonra konuşuruz. Şimdi sırası değil. Emin misin? Hazır bir yere kaçamıyorken dökül istersen. Başka zaman. Sakinleştin mi? Güzel. Çıkalım mı? Çıkalım. İşte bir gün aynen böyle kabul edeceksin teklifimi. Hadi bakalım. Aa, telefonum kaldı ya. Nerede? Şurada işte. Eylül! Efendim hocam. Şu an çocukluk yapıyorsun. O kadar ballandıra ballandıra anlattın ki ben de bir deneyeyim dedim. Tamam, denedin. Güzel. Şimdi kapıyı aç lütfen. Ama fena değilmiş. Geç kalmış çocukluk anılarımı telafi etmiş oluruz böylece. Tamam Eylül, tamam. Telafi edeceğiz zaten. Sen aç şu kapıyı, hadi kasma artık. Çıkacağım zaten, hadi. Çıkarsın, çıkarsın. Alo, nedir durum? Kontrol ediyorum. Şey, bakar mısın? Malzeme odasında bir kitli kaldı galiba. Bir ilgilenir misin? Tabii hocam, bakarım şimdi. Alo. Mehmet Barçın ameliyattan çıktı hocam. Tamam, geliyorum. Tamam, her şey yolunda görünüyor. Teşekkürler. Biraz sakin olmayı dene. Fazla hareketli bir karaktersin. Yoğun bakıma sevk edildi. Vitalleri stabil. Diktiniz vertebral arter non dominantmış. Özür dilemek istersen odamı biliyorsun.
Sen özür dileyeceksin. Babaannemin mezarının başında.